yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Bu çok önemli bir ziyaret Bay Bentley. Kesinlikle. Hiçbir şey asla ters gidemez. Hiçbir şey ters gitmeyecek Sayın Başkan. Hep öyle söylüyorsun Bay Bentley. Ama Başkan Snipe'ı memnun etmek çok zor olabilir. Spring şehrini ziyaretinden zevk almasını mutlaka sağlamalıyız. O konuda endişeniz olmasın. Onu şehir ve çevresinde götürebileceğimiz tüm heyecan verici yerlerin bir listesini hazırladım. Bu geziden zevk almaması mümkün değil. Umarım haklısındır. Başkan Madison kaleye geldi de öyle. Başkan Snipe geldi. Geldi mi? Evet. Ah, o kadar çabuk mu? Lütfen acele edin. Erken geleceğinden emindim. Hemen gidelim. Anlaşılan bu ikilinin önünde yoğun bir gün var. İşte oldu. Tebrik ederim Leo. Bu harika olacak. Havuzu doldurmaya hazırız. Son taşı nereye istersin Bob? Sanırım şuraya Lofty. Havuzun bitip penguenlerin içinde yüzüşünü görmeyi iple çekiyorum. O kadar hızlı değil Lofty. Oh, oh. Biraz ağır ol. Oh. Dikkat et. Olamaz. Özür dilerim Bob. Penguenleri göreceğim için öyle heyecanlandım ki. Camda kötü bir çatlak var. Onu tamir etmeden havuzu suyla dolduramayız. Yeni bir cam gerekecek. Umarım penguenlerin gelmesine daha vakit vardır. İyi günler Bayan Wendy. Bob, penguenleri nereye bırakayım? Güzel soru Tuton. Maalesef havuz henüz hazır değil. Hay aksi. Arkada epey gürültü yapıyorlar. O kasada daha fazla kalmamalılar Bob. Vay, neler oldu burada? Bir kazaydı. Özür dilerim. Sorun değil Lofty. Ama biz camı tamir ederken penguenleri mutlu edeceğimiz bir yere ihtiyacımız olacak. Bob. Efendim Lofty? Sanırım penguenleri nerede tutabileceğimizi biliyorum. Güvende olacakları bir yer. Ve mutlu. Belediye binasındaki yeni çeşmeye ne dersin? Leo'nun üstünde çalıştığı havuz. Oh evet. Mükemmel fikir. Başkan Madison bütün gün dışarıda olacak. Ve dönmeden önce buradaki işiniz biter. Ne dersin Bob? Ne mi derim? Aferin Lofty. Hadi yapalım derim. Bizi takip et Tuton. Endişelenmeyin penguenler. Yakında dertsiz tasasız suda oynuyor olacaksınız. Pekala ekip. İyi iş çıkardık. Bakalım doğru derinlikte miyiz? Yine ne oldu? Evet Başkan Madison, kazıyoruz. Pekala. Hadi mola verelim millet. Biz daha yeni başlamıştık. Neden insanlar hep mola veriyor ki? Biz makinelerin buna ihtiyacı yok. Dur bakalım genç dostum. Mola verdiğimizi sanıyorum. Duracak vaktimiz yok. Taşınacak çok toprak var. Oh, haklısın. Kendimi Scoop'la yarışmaya kaptırmışım. Scoop hala kazıyor mu? Evet, her zamankinden daha hızlı. Scoop, artık kazmayı bırakabilirsin. Ben durdum, sen kazandın. İyi denemeydi bak. Ama numarana kanmayacağım. Kazanabilmek için durmamı istediğin besbelli. Hayır. Yarışmayı kaybetmek umurumda bile değil. Ama benim umurumda. Bu binanın yapımına başlanması için yıllardır bekliyorum. Bu duyguyu biliyorum. Bunlar Spring şehri için heyecan verici zamanlar. Hiçbir şey bir gökdelen kadar yoğun bir iş ortamı oluşturamaz. Bob, Wendy... Fazla derin kazmışsın Scoop. 3 okul otobüsü derinliğinde demiştim, unuttun mu? Buraya koca bir otobüs filosu doldurabilirsin. Pekala, bakalım neye çarpmışsın.
Bir tür duvara benziyor. Çukuru tekrar dolduralım gitsin. Maalesef Mark, ama yerde beklenmedik bir şey bulduğunda işi durdurmak zorundasın. Kesin bir şey söylemek zor ama bu duvar çok eski ve özel olabilir. Gidip arkeolog Anish Boz'u çağıracağım. Ne arko ne? Arkeolog. Yani yüzlerce yıl yer altında kalan şeyleri bularak tarih hakkında bilgi edinmemizi sağlayan insanlar. Hı? Bir şeyleri kazıp çıkarma konusunda uzmandırlar. Ben de öyleyim sanıyordum. Bence bugünlük yeterince kazdın Scoop. Evet, hiç şüphem yok. Bu yıllardır gerçekleşen en heyecan verici buluş. Evet, bu kesinlikle... Kötü haber. Bu toprağın altında Romalılardan kalma bir duvar duruyor. Yuhu! Daha hızlı Lofty. Hadi dört nala koş. Ben bir vincim. Yarış atı değilim dostum. O halde en büyük vitese tak. Merhaba Ernie. Biz geldik. Nasılsınız atlar? Jokeyler, lütfen attan inin. Bu atla demek Leo. Ben jokey değilim. Ben bir kovboyum. Yuhu! İnşaatçılar ve kovboylar pek anlaşamaz. Leo, buraya az önce gördüğümüz atlara fazladan ahır yapmaya geldiğimizi duymak hoşuna gidecek. Onlar sıradan atlar değil Bob. Onlar safkan yarış atları. Onlar fazlasıyla hızlı ve fazlasıyla gergin olur. Bütün sabah onları yakalamaya çalıştım. Yani lütfen bir daha korkutmayın. Şu sesi durdurabilir mi? Hayır, mümkün değil Henry. Ama avlumda bip bip sesi istemiyorum. Sadece nal sesi olmalı. Pekala, paneller geldiğine göre işe koyulabiliriz. Merak etme, ahırlarına kısa sürede kavuşacaksın. Güzel. Spring şehri koşusu yarın yapılacak. O atların büyük yarıştan önce iyi bir gece uykusuna ihtiyacı olacak. Pekala ekip, o halde başlayalım. Leo, sen Tuton'dan ahır panellerini indireceksin. Elbette Bob. Scoop ve Lofty, ben Wendy ile onları birleştirirken siz de panelleri belli bir konumda tutacaksınız. Mac, sen de saman balyalarının yerini değiştireceksin. Pekala, yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Çek şunu Tuton. Bu avlu ikimize yetecek kadar büyük değil. Pekala Leo. Ben şu açık yoldan yürüyüp gideceğim, tamam mı? Teşekkürler Tuton. Rica ederim. Ve unutma, bu kez ileri gideceksin. Bip bip sesinle atları ürkütme. Yavaş gideceğim. Evet, sadece çatı kısmını eklemek kaldı. Tüm binayı sıkıca bir arada tutacak. Ben de atların yatağını daha rahat yapmaya hazırım. Tabii onları içeri sokmak için yakalayabilirsem. Hazır. Hop. Muhteşem. Çok iyi gidiyorsunuz çocuklar. Ne yapıyorlar Bob? Buna snowboard deniyor Scoop. Harika görünüyor. Keşke ben de yapabilseydim. Hey, dikkat et Scoop. Özür dilerim Leo. Kafası olmayan bir kardan adamla bu akşamki Spring şehrinde kış festivalinin birincilik ödülünü kazanamayız. Spring şehrinde kışa bayılırım. Spring şehrindeki en sevdiğim organizasyondur. İnsan neden kışı bir festivalle kutlamak ister anlayamıyorum. Yazın güzel, sıcak, güneşli bir kumsalı tercih ederim. Kumsalda her zaman eğlenirim. Denizde yüzerken mi? Plaj topuyla oynarken mi? Hayır, kumdan kaleler yaparken. Anlıyorum. Merhaba Bob. Kesinlikle olağanüstüydü, öyle değil mi?
Evet, kesinlikle olağanüstüydü. Bu akşam festivaldeki snowboard akrobasi gösterimizi görene kadar bekle. Müthiş bir gösteri olacak. Ha, tabii ya. Gerçekten müthiş olacağı benziyor. Merhaba Bob'un ekibi. Snowboard yapmaya mı geldiniz? Evet, yapabilir miyiz Bob? Lütfen, 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 lütfen. Buraya snowboard yapmaya gelmedik Sky. Tresiyeji bitirmeye geldik. Sizi dağın ta tepesine taşıyacak. Böylece her kayışınızdan sonra tırmanmak zorunda kalmayacaksınız. Güzel, müthiş. Her şey planlandığı gibi giderse. Ve gitmemesi için bir neden göremiyorum. Telesiyeci bu akşamki gösterinizden çok önce bitiririz. Böylece pistte antrenman yapacak bir sürü vaktiniz olacak. Harika. Teşekkür ederim Bob'un ekibi. Ama sanırım bu arada tepeye kadar kendimiz gitmemiz gerekecek. Gidelim çocuklar. Pekala ekip. Yolcuların telesiyeciden ineceği tepedeki istasyonu inşa edeceğiz. Ardından koltuklar için kabloyu çekeceğiz. Hepimiz hasta olmadan önce yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Harika iş çıkardınız ekip, bir mola verelim. Merhaba Bob. Vay, bu gerçekten muhteşem görünüyor. Ücretsiz bir snowboard dersini hak ettin. Ne dersin? Pekala, Scoop, Mac, sizden tüm bu paketleri temizlemenizi istiyorum. Tamamdır Bob. Lofty, Leo ve ben yerimizi aldığımızda sıradaki toplayıcı kolu kaldıracaksın. Elbette Bob. Hey, baksana Scoop. Benim de robot kolum var. Hop, evet, hop, çok hop. Güzel Mac. Ama sanırım ben hop, daha hop. İyiyim. Hayır değilsin. Asıl bana bak sen. İşte oldu. Geriye tek bir kol kaldı. Hemen aşağı inip Lofty için bir palet daha yükleyin. Teşekkür ederim Leo. Evet Lofty, son olarak karar ver. Sence en güzel robot toplayıcı izlenimi veren kim? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Neler oluyor? Robot kolu taklidi yapıyoruz. Onları çalıştırıp tekrar görebilir miyiz? Bu mümkün değil. Lofty'yi yüklemem gerekiyor. Robotlardan anladığından emin misin? Evet, anlıyorum. Onları kolayca çalıştırabilirim. Çalıştır o zaman. Pekala, sana göstereyim. Bir, iki, üç. Bak, çok basit. Şu oyuncağı alıp onu istediğim yere bırakabilirim. Vay Leo, harikasın. Anlaşılan daha büyük bir anahtar lazım. Merhaba Roland. Merhaba Bob. Kötü haberlerim var. Hava durumunda büyük bir tipinin yaklaştığını söylüyorlar. Olamaz. Yani yollarda daha çok kar olacak. Kesinlikle. Teslimat araçlarımın hediyeleri müşterilere ulaştırması daha uzun sürecek. Yani artık her şeyin bu akşam 7'ye kadar hazır olmasını istiyorum. Merak etme Roland. Her şeyi vaktinde hazır edeceğiz. Belki de bunu el kitabını kullanmadan yapmamalısın. Sorun değil Lofty. Robotlardan iyi anlarım. Bak, Rudolf'u uçuruyorum. Cevap ver Leo, cevap ver Leo. Merhaba Bob. Dinle, bir fırtına yaklaşıyor. Bu yüzden toplama sistemini bu akşama kadar hazır etmeliyiz. Sahi mi? Tamam. Hemen buraya dönmelisin. Bir de 32'lik somun anahtarımı getirir misin? Elbette. Harika. Teşekkür ederim Leo. Bakın, ben bir robot koluyum. Hayır değilsin. Bana bakın. Pekala. Bu kadar eğlence yeter. Tekrar işe koyulmalıyız. Bunu kapıyorum. Ama bütün oyuncakları karıştırdım Leo. Hepsi yanlış yerlerde.
Ah, işte oldu. Spring şehri yılbaşı sergisi için ihtiyacımız bu kadar. Evet. Geri kalan her şey orada. O halde gidelim. İnşa etmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Yılbaşı sergilerine bayılıyorum. Tamam. Tamam. Gidiyoruz. Lofty. Biz gidiyoruz. Fazla geç kalma. Ah, işte oldu. Süslemeler bitti. Oh, yılbaşına bayılıyorum. Oh, her yer süsleniyor. Oh, Bob'un evi hariç. Artık Bob'a vereceğim yılbaşı hediyesini buldum. Al. Ama önce ona sergi için yardım etmeliyim. Ardından dönüp Bob'a hediyesini ayarlarım ben. Çok heyecanlı. Karolar hazır. Sergi hediyeleri de öyle. Ayrıca lazer ışıkları da. Bob, ağacın temeli hazır mı? Evet, sergi oluşturmak için her şey hazır. Artık tek ihtiyacımız yılbaşı ağacı. Aa, peki yılbaşı ağacı nerede? Oldukça büyük bir ağaç getirdim. Vay! Başkan bu akşam ağacın ışıklarını yakacak. Yani yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Bu ağaç kocaman. Bakın, zemin buza benziyor. Bu gösteri bir harika olacak. Merhaba Lofty. Sergi için bir hediye mi o? Hayır Safi. Bu Bob için ve ona vermek için sabırsızlanıyorum. Herkese mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Pekala Lofty. Bob ve Leo kar makinesini hazırlıyor. Sen de ağaç ışıklarını asmama yardım eder misin? Elbette. Önce şu hediyeyi yerine bırakayım. Duydunuz mu? Bir kar makineleri olacak. Müthiş. Bob'un hediyesi araç gereçten uzakta. Burada gerçekten güvende olur.